Aferin bak, bunu çok iyi düşündün. Ne demek bacıgım? Yaptıkları yanında kalmayacaktı herhalde. Sizce bu ceza biraz ağır olmayacak mı? Onun yaptıklarını unuttun galiba. İyi bir ceza vermezsek aklı başına gelmeyecek. Maalesef ben de Özge gibi düşünüyorum Gamze. Çünkü çok ileri gitti. Hele evde yaptıklarını bir bilseniz dırırt falan. Çok eğleniyordu ya. Biraz da biz eğlenelim canım. Yani. Doğru söylüyorsun Hulusi. Geldin mi sen? Adam kurban olayım. Hemen bitirelim şu işi. Beni pek ortalarda görünmemem gerek, biliyorsun mu? Tamam tamam. Telefonda dedik evimi. Bir gece anladın mı? Anladım ağam, merak etme sen. Hadi şimdi sakınalı. Hadi geçtik. Sık. Kızlar alın alın hadi, çabuk. Alın alın. Siz de önce ben bunu gözü şey yapayım. Bak bakalım geliyorlar mı? Tamam. Tamam geliyorlar. Ne oldu? Ya neden ağlıyorsunuz? Bir de soruyor musun? Senin yüzünden neler oldu biliyor musun? Ne oldu ya, söylesenize. Ramo. Ne olmuş Ramo'ya? Ne olacak Ramo? Şu an senin yüzünden hastanede. Durumu çok kötüymüş. Hastanede mi? İyi de ben ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Yılanla onu korkuttun ya, ödü kopmuş. Ödü mü kopmuş? Yani öyle korkmuş ki dili tutulmuş. Başım belada Emre. Sınıftan dışarı kaçarken yere düşmüş. Kafası yarılmış. Evet. Ya ama ben bir şey görmedim. Görmezsin tabii. Sen de o sırada yere düşmüştün. Evet. Ama gülmekten. Ama ben sadece şaka yapmıştım. Şakaymış. Ramo çok kötü durumda. Yandın sen Emre. Ama ben... İşte burada polis memuru beyefendi. Tutuklayın bu suçluyu. Gel bakalım. Hayır, ben bir şey yapmadım. Sadece şakaydı. Ya vallahi şaka yaptım ya. Hadi oradan. Hadi buradan. Hadi şuradan. Sen nasıl bir tane bir çocuksun ya? Dua et. Ramo ağama bir şey olmasın. Yemin ediyorum hapislerini sürsün o zaman ha. Seni tutukluyorum. Ya ne olur beni götürmeyin, ben bir şey yapmadım. O benim arkadaşım ya, ne olur bırakın. Bir şey söyletiriz arkadaşlar. Şaka yaptığımı söyletiriz. Bak seni protesto ediyorlar. Yürü çık çık. Yürü bakalım. Çık, çık. Bırakın beni, ben bir şey yapmadım, bırakın. Geç. Hadi buradan. Yürü. Ya bırakın, öğretmeyin, beni götürüyorlar ya. Ne olur bir şeyler yapın. Ah çocuk. Ne yazık ki elimden hiçbir şey gelmez. Keşke seni uyardığımda bana kulak assaydı. Avukat saygı göstermelisin. Ya avukatımı istiyorum. Nana, seni Allah gönderdi. Ya ben sadece küçük bir şaka yapmıştım ya. Ya ne olur beni anlamıyorlar. Bir şeyler yap. Yanını bir duymuyor musun? Ya bari bana bir avukat bul. Küçük bir çocuk. Bizde hiçbir işe yaramaz. Ya şimdi nana bacım, o bir suçu biliyorsun. Bize engel olmaya kalma, anladın mı ben? Ha! Bakayım, dur. Bir dakika gelsene. Ben? Bir anlığına ne olur, ona benim suçum olduğunu söyle. Ne oldu bacım, bir şey mi soracaksın? Ha? Burada ne böyle? Neredesin sen? Gel buraya bakayım. Hadi. Daha fazla enerji bulmalıyım. Acaba ters bir şeyler mi var yine? Kız nereye kayboldu böyle birdenbire? Matmış. Yok yok. Bütün bunları anlamaya benim yaşlı kafam el vermiyor. Ay! Allah sizi bildiği gibi yapsın. Aklımı başımdan aldınız. Adam gibi kapıdan gelemez misiniz?
Tamam da ihtiyar kadın. Bu çok acil bir durum. Bilgin buraya geldi mi? Gözlüklü olan mı? Hı-hı. Az önce buradaydı. Ama Nana'yla kayboldular. Buradayım. Bak boş ver. Buradayım. Sanırım şimdi de Nana'nın bedenine girip onun enerjisini aldı. O... Ne dedin anlamadım. Ve anlamak istediğimi de sanmıyorum. Makbuş. Ah! Ah! Nana neredeydin? Bir yere gitmedim, buradaydım. Sadece Bilgin bana garip bir şey yaptı, anlayamadım. O Bilgin değildi. Senin enerjini almaya çalışan Kandor'du. Ha? Kandor mu? Zamanın bekçisi. Zamanın bekçisi mi? Ah! O ne? Sınıfta çok tuhaf bir şey gördüm. Ne gördün? Ya bunu size anlatamam. Beni bırakmanız gerek. Kurtulmak için mi öyle söylüyorsun? Hı. Ya hayır ya hayır. Hocam benim çekime yetişmem gerek. Bu oyun daha ne kadar sürecek? Yeterince korktu aslında. Suratına baksana. Ya arkadaşlar bari siz söyleyin. Sadece şakaydı. Yağmur benim hemen gitmem gerek. Tarafta bir şey gördüm. Rama? Rama senin ödün kopmamış mıydı? Yani sen hastanede değil miydin? Başı değil mi? Gördüğün gibi hiçbir şeyim yok. Canım kardeşim benim. Demek bir şeyin yok. Siz hepiniz yoksa... Aklının başına gelmesi için sana da bir şaka yapılmasına gerek vardı Emre. Muhteşem bir şaka. Daha böyle bir şey yapmaz. Yağmur, sınıfta çok korkunç bir şey gördüm. Hocam ben gideyim. Yine mi şaka? Dokunanmadın mı sen ya? Ya vallahi billahi şaka falan değil ya. Dinle beni. Çekilmek geç kaldı ya. Sen bana onunla sınıfa gelmişlerdi ya. Buna inanamıyorum. Neden? Şoker maskarasından her şey beklenir. Şimdi de zamanın bekçisini salıvermiş. Kas kafalı. Ama zaman yavaşlayıp sonra da durursa bu dünya için çok kötü olur. Benim insan olmam yüzyılları bulur. Ah. Daha fazla enerji toplayıp güçlenmeden ve gençleşmeden onu kitaba tekrar hapsetmemiz lazım. Emre, sen neler dediğini farkında mısın? Böyle şaka olmaz ama. Ya hayır, yemin ederim şaka falan değil. Gözlerimle gördüm. Yani Nana Selma'nın yerine mi geçti? Anlamadım Emre, bu çok saçma. Belki de Nana değildi o. Donuk donuk bakıyordu. O zaman evi arayalım. Nana'yla konuşalım. Her şeyi anlarız. Aferin bak, bu çok iyi bir fikir. Nasıl da korktun ama? Evet çok korktum. Mutlu oldun mu? Hem de nasıl? Aman be. Şey Ramo, şu cep telefonunu versene. Çok önemli. Ben ararım. Sana güven olmaz. Bir şaka falan yaparsın. Ya aşk olsun ya. Şu anda nerededir acaba? Her yerde olabilir. Acaba kimin görüntüsüne büründü şu an? Bunu bilsek onu yakalamamız çok kolay olur. Alo? Ha? Yağmur? Efendim? Tabii ki de Nana'yım. Okul mu? Yok, okula gelmedim bugün. Tamam canım, korkmayın. Sanırım ne olduğunu anladım, tamam. Benim görüntüm de okula gitmiş. Aa. Sonra da şirkette çalışan Selma'nın görüntüsüne girmiş. Hadi şirkete gidiyoruz, hadi. Aman evladım, dikkat edin. Tamam.